Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. 1 Kasım'da yapılacak olan milletvekili seçimi için siyasi partiler yarın saat 17'ye kadar adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. 1 Kasım'da yapılacak olan milletvekili seçimi için siyasi partiler yarın saat 17'ye kadar adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. YSK ise kesin aday listesini 28 Eylül'de açıklayacak. 1 Kasım'da yapılacak olan 26. dönem milletvekili Yüksek Seçim Kurumu tarafından yayınlanan seçim takviminin işlenmesi devam ediyor. Seçim takvimine göre siyasi partiler seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na alıntı belgesi karşılığında DVD ve kağıt ortamında yarın en geç saat 17'ye kadar vermeleri gerekiyor. 11 Eylül 2015 tarihi itibariyle yurt içinde 54 milyon 75 bin 851, yurt dışında 2 milyon 895 bin 885 seçmen olmak üzere toplam 56 milyon 971 bin 376 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt içinde tahmini sandık sayısı 173.672 olarak açıklayan YSK, yurt dışında 54 ülke ve 113 temsilcilikte sandık kurulacağını bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu 1 Kasım'daki seçimler için bazı önemli kararlar almıştı. YSK yurt içi için 71 milyon 401 bin 155, yurt dışı temsilcilikleri için 3 milyon 100 bin, gümrükleri için 787 bin 800 adet olmak üzere toplam 75 milyon 288 bin 955 oy pusulası basılmasına karar verdi. 56 milyon 608 bin 817 kayıtlı seçmenin kayıtlı olduğu 7 Haziran'daki milletvekili seçimi için ise 73 milyon 988 bin 955 adet oy pusulası basılmıştı. 1 Kasım'daki seçimlerde 25. dönem milletvekili genel seçimde kullanılan evet mühürlerinin kullanımındaki olumsuzluklarla karşılanmaması için yeni evet mührü yaptırılarak kullanılacak. Evet, 1 Kasım seçimlerinde milli iradenin sandığa tam olarak yansıması için sıkı tedbirler alınacak. 81 il için seçim güvenlik planları tek tek gözden geçirilecek, alınacak tedbirler belirlenecek. Bu konuda MİT, Jandarma ve Emniyet Koordineli hareket edecek. Oy kullanılacak yerlerde yeteri kadar kuvvet bulundurulacak. Yaya ve motorize devriye ekiplerinin sayısı artırılacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil resmi üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecek. Özel motorlu ve yaya devriyeli hazır olacak. Bazı seçim bölgelerinde oy torbalarının intikali sırasında gerektiğinde zırhlı araçların ve helikopterlerden yararlanılacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in önemli kültür projelerinden biri olan Yazarlık Akademisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği proje düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Tarihi Mücadelelik konağında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Şehirder Başkanı Murat Ertaş, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Emin Öz ile diğer yetkililer katıldı. Başkan Vekili Tavlaşoğlu, Erzurum'da önemli bir kültür turizmin daha hayata geçtiğini ifade etti. Bunlardan birisi de Yazarlık Akademisi ile ilgili bir çalışma yapıyorlar. Yazarlık Akademisi'nde de şehrin gerçekten ihtiyacı olan, bu şehirde de geçmişte tarihe mal olmuş yazarların yaptıkları çalışmaları yeni insanlar, yeni yazarlar oluşturmak adına veya bu konudaki emeği geçecek olan insanların şimdiden yetişmesi adına neler yapabiliriz diye bir ortak bir çalışma yaptık. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımızla birlikte bu konuyu inşallah daha da ileriye götürerek Erzurum'da hem üniversite öğrencisi olarak yaklaşık 100 bine yakın Atatürk Üniversitesi'nde öğrencimiz var.
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 5000'e yakın bir öğrencimiz var. Ayrıca orta öğretimde çok sayıda öğrencimiz var. Şehir bölgenin bir şehri. Çevre ilçelerimizden buraya gelen çok sayıda öğrenciler var. Bunların içerisinde Türk Edebiyatı'na, Türkiye'nin gazeteciliğine, yazarlığına, roman yazarlığına yeni insanların yetişmesi, sadece yazarlık konusunda da değil, insan yetişmesi aşamasında neler yapılabilir diye bir çalışma yürütüyoruz beraber, şehirlerle birlikte. Bu konudaki çalışmalarından dolayı başta dernek başkanı olmak üzere daire başkanlarımıza ve çalışan arkadaşlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu konu ileriki tarihlerde çok daha iyi anlaşılacak, Erzurum'a katkısı anlaşılacak. Burada yetişen gençlerimiz, burada bu eğitimi gören gençlerimiz inşallah Erzurum'a gazeteciliğe de basına da çok ciddi katkıların olacağını ben düşünüyorum. Şehirder Başkanı Murat Ertaş, Yazarlık Akademisi'nde yetişen yazarların eserlerini şehir mektebinde yayınlayacağını kaydetti. Bizim bu yazarlık okuluyla amaçladığımız şey şu aslında arkadaşlar. Geçen yıllarda biz her ay bir sahasında önemli uzmanı çağırıp Tebriz Kapı Çarşısı'nda mini bir konferans vermesini istiyorduk ve bunu başlattık. Çok önemli kişileri çağırdık. Bunlardan birisi de Örvin Cemil Şik'ti. Bize baştan biraz da ilhamı o verdi doğrusu. Özellikle gençlerin yazmaları, okumaları, yazdıklarını bir yerde paylaşmaları için bunu düşündük. Yaptığımız işi sergilemek için bir de dergi çıkarıyoruz. Özellikle Türkiye çapında bir dergi olacak bu. Gençler burada yazdıkları edebi eserleri sergileyecekler ve karşılığında da bir miktar, az da olsa bir miktar para vereceğiz. 100 lira gibi bir, 100 TL civarında bir ücret ve onu bir nevi ödüllendirmiş olacağız. Bunun dışında insanların birbirini fark etmesini, şehrin birbirini fark etmesini, nasıl bir şehirde yaşadıklarını gençlerin anlamasını sağlayacak bir faaliyet olacak bir nevi bu etkinliğimiz. Bu konuda şehirlere teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim üzerimizden önemli bir yükü aldı, önemli bir yüke katkı sağladı. Teşekkür ediyorum. Palandöken Belediyesi'nin vatandaşlar için ücretsiz eğitim imkanı sunduğu yaşam boyu eğitim ve meslek edinilme kurslarına kayıtlar başladı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde açılan kursların gençleri ve kadınları sosyal hayatın içine alırken aynı zamanda da meslek edinmelerini sağladığını belirterek sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı yaşam boyu eğitim ve meslek edinilme kurs kayıtlarını başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Bulutlar, Kültür Merkezimiz şu anda 32 dalda kurs verilmesi planlanıyor. Okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca, çocuk gelişimi, diksiyon, Arapça, bilgisayar, web tasarım, fotoğrafçılık, İngilizce, Almanca, nakış, işaret dili, filografi, cam süsleme, yağlı boya, pastacılık, bağlama, ney, gitar ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimizde bu kurslar başlamıştır denildi. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu kurslarımızın dışında başka kurslarda açma imkanımız var. Kursiyerler Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda yıl boyunca hem sosyalleşecek, hem eğlenecek, hem de meslek edinecek denildi. Başkan Bulutlar, çünkü kurslarımızın çoğu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, sertifikalı kurslarımızdır. Ayrıca katılım belgesi verilecektir dedi. Evet, şimdi ise ekranlara inşaatçıların sıcaklığı imtihanını getireceğiz. Sevgili izleyenler, açık havada sıva yapan inşaat işçileri ekmek parası için 30 derecelik sıcaklarda ter döküyor. Yurdu etkisi alan bunaltıcı sıcaklar Erzurum'da da zaman zaman etkili oluyor. Yurdu etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar Erzurum'da da etkili oluyor.
ortalama sıcaklıkların 30 dereceyi bulduğu kentte kan ter içinde çalışan inşaatçılar ise bütün zorluklara rağmen helal ekmek için çalıştıklarını belirtiyor. Terden dolayı elbiseleri bedenlerine yapışan inşaatçılar belirli aralıklarla mola vererek dinlendiklerini belirtiyor. İlçelerden gelip inşaatta çalışan Necati Uğurlu sıcaklarda çalışmanın çok zor olduğunu belirterek inşaatta çalışıyoruz ve şu anda sıva yapıyoruz. Çok sıcak var ve biz de etkileniyoruz ama her şey Cenab-ı Allah'tan geliyor. Buna da razıyız. Yapacak bir şey yok. Ekmek kavgası dedi. Valla güreşler bildiğin gibi, gördüğün gibi işte çalışıyoruz. Efendim sökü yapacağız. Onları dikileceğiz. Çivileri çekiyoruz. Yani gördüğün gibi çalışıyoruz işte. Güneşte çalışmak zor oluyor mu? Güneşte tabii ki olur yani. Sıcağın altında çalıştı mı yani zor olur. Ama mecburuz yani. Bir ekmek için mecbur çalışmak zorundayız biz. Hadi Aktaş ise sıcakların kendilerini etkilediğini belirterek şunları söyledi. İnşaat yapıyoruz. Sıcak ama mecbur çalışıyoruz. Çalışmakta zorundayız. Sıcaklar etkilese de devam ediyoruz. Görüyorsunuz teri. Alın teri her zaman için iyi bir şeydir. Çalışmak ve helalinden kazanmak çok iyi bir şey. Sıcaklara önlem alarak şapka kullanıyoruz. Soğuk su içiyoruz. Arada bir dinleniyoruz. Dinlenmeden olmuyor dedi. Ben Tekmanlıyım. Burada bilton işi yapıyoruz. Kustayız. İşte Erzurum şartları böyledir. Yazın çalışıyoruz. Kışın zordur biliyorsunuz belki. Mecburen böyle çalışacağız. Çalışan bir insanın normal bir asgari ücretli gibi görünmesi çok yanlış. Değil mi abi? Yani bir asgari ücretliyle inşaata çalışan bir insan aynı prim, aynı sigorta şartlarında olması bence çok büyük bir adaletsizliktir. Yıpranma payı çok fazla, senenin belirli zamanlarında çok ciddi anlamda boş kalınıyor. Zaten sezonluk çalışıyoruz. Artı maaşlar da çok düşük. Yani kaç yıldır aynı maaşı alıyoruz. Fiyatlarda herhangi bir artış yok. Palandöken ilçesine bağlı Telsizler Mahallesi'nde Hayırsever Dernek tarafından yaptırılan Hazreti Ömer Camii restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Açılışa ilçe kaymakamı Gürbüz Karakuş, il müftü vekili Celal Büyük, ilçe protokolüyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan cami İmam Hatibi Osman Temel, camilerin İslam toplumunun manevi teneffüs yerleri, inanan herkesin çatısı altında toplanıp ibadetin huzur ve coşkusunu paylaştıkları mekanlar ve beşikten mezara kadar herkesin ilim öğrenebileceği merkezler olduğunu belirtti. Mutlu bir günümüz elhamdülillah. Ben Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi Hafız Osman Temel. 2003 yılında bu camiye Rabbim nasip etti geldik elhamdülillah. 2003 yılında geldiğimiz zaman camimiz 1978'lerde yapımına başlanmış, 80'lerde açılışı yapılmış. Bu tarihten itibaren tadilat hiç yapılmamış. Maalesef fakir bir bölge olduğu için kaderine terk edilmişti. Allah razı olsun. Valiliğimizin, belediyemizin destekleriyle, özellikle il müftülüğümüzün destekleriyle, yardımlarıyla ve özellikle çok teşekkür ediyorum şu anda Erzurum'un çok güzel müstesna insanları burada. İş adamlarımızın yardımlarıyla Allah'a şükürler olsun. Geçen yıl Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle camimizin bahçe duvarlarını yaptık demirlikleriyle beraber. Abdest halimizi yaptık. Girişimizi Anzirit taşından tam Erzurum'a ve Diyanet Camiası'na uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Ama tabii camimizin iç tadilatı yoktu. İçler acısıydı. Elhamdülillah bu sene çok sağ olsunlar. Hacı Nuri abimiz gibi, Erbak Başkanımız gibi, Harun Kavas kardeşlerimiz gibi iş adamlarımızın desteğiyle çok sağ olsunlar çevremizle beraber önce camimizin halısını
Edirne'den yakın bir rakamla serdik. Sonra camimizin iç tadilatını alçılama yaparak, boyamasını yaparak, ahşaplarını elden geçirerek Allah'a şükürler olsun nezih bir hale getirdik. Sonra da Erzurum'a yakışır bir şekilde gerçekten tekten bir şadırvan projesini Erbak Başkanımızla beraber, Sayın Dernek Başkanımız Muhammed Bey'le beraber çizdik. Ve Allah'a şükür 16 milyara mal oldu bu şadırvanımız. Sonra da bugüne Allah nasip etti. Allah'a şükür zaten camiler ve din görevleri haftası da yakın. Sayın İl Müftümüz de burada, çok sağ olsun. Gerçekten Celal Bey her konuda bir abi, babacan bir insan. Her yaklaşımıyla bizlere yardımcı oluyor. Bizler de bütün enerjimizi camiamıza harcamaya çalışıyoruz. Açılış programı ve yemek ikramının ardından cami önünde bulunan şadırvanın kurdelası kesilerek dua edildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd. Ya Allah. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda henüz 18. saniyede kalesinde gördüğü golle Tunceli karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen usta ayakları ile sonuca gitti ve 3-1 maçı galip bitirerek Göztepe'nin ikinci grupta rakibi oldu. Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden ve ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Erzurumspor, kupada Dersimspor'u 3-1 mağlup ederek cumartesi günü Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı lig maçı öncesinde moral buldu. Dadaşlar geçen hafta sosyal medyada çıkan provokasyonlar karşısında olay çıkma ihtimali üzerine ertelenen kupa maçını dün oynadı. Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme tur maçında Dersimspor'u Kazım Karabekir Stadyumu'nda 3-1 mağlup etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maça konuk takım Dersimspor golle başladı. Tunceli ekibi daha 18. saniyede topu filelerle buluşturdu. Dersimspor, Santri ile birlikte orta sahadan uzatılan topta Yusuf Kaymaz ile golü buldu. Dersimsporlu oyuncu penaltı noktası üzerinde önüne düşen topa sert bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi ve Dersimspor bu golle 1-0 öne geçti. Kazım Karabekir Stadında oynanan maçta teknik patron Besim Durmuş ve talebelerine tur için 45 dakika yetti. Mavi beyazlar beraberlik golünü 33. dakikada ulaştı. Kornerden gelen topa yükselen Mehmet Yeniler müthiş bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu ve skor 1-1 oldu. 35. dakikada Serdar Deniz skoru Erzurumspor lehine 2-1 yapan golü attı. 45. dakikada Oltan Karakollukçu maçın skorunu tayin eden golü atarak takımını 3-1 öne geçirdi. Teknik patron Besim Durmuş'un öğrencileri 3-1'lik sonuçla tur atladı. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda Dersimspor'u 3-1'lik skorla geçmeyi başararak tur atlayan Erzurumspor'da yüzler gülüyor. Kazanılan galibiyetin futbolcular üzerinde büyük moral oluşturduğunu belirten teknik direktör Besim Durmuş, "Kazanmak güzel, moral ve motive ihtiyacımız vardı. Futbola adına güzel oyun sergileyen oyuncularımı kutluyorum," dedi. Takımın her geçen gün daha iyi bir yapıya sahip olacağını kaydeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, "Kazanmak güzel, mutluyuz, moral ve motive ihtiyacımız vardı. Her geçen gün daha iyi bir yapıya ihtiyacımız var. Dersimspor karşısında futbol adına güzel oyun sergileyen futbolcularımı kutluyorum. Şok bir golle başladık. İlk yarı çok organizeli bir oyunla sahada kalarak hem üstün ve pozisyon yakaladık. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı, daha farklı kazanabilirdik. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan bir Erzurumspor vardı. Bu galibiyetimiz cumartesi günü oynayacağımız Zonguldakspor maçına moral oldu, hem de tur atladık," dedi.
Durmuş, bizim için kazanmak önemli. Kazanma isteği olan, kazanma arzusu olan bir Erzurumspor var. Bunu alışkanlığa dönüştürmek istiyoruz. Bizim önümüzde şu anda kendi evimizde yine seyircisiz oynayacağımız Zonguldak Spor maçı var. Bu maçta bizim için çok önemli ve 3 puanı kazanmak zorundayız. Bence gol her şeyi düzeltiyor. Gole çeviremediğin sürece sadece iyi oynamak yetmiyor. Zonguldak Spor maçını kaybetme tahammülümüz olmayan bir maç olacak. Bu cesaretimizi ortaya koyarsak oynayacağımız tüm maçlarda 3 puanın en büyük adayı Erzurumspor olacak dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.